Arkadaşlar merhabalar. New Market Birleşik Krallık çalışmaları bitti. Tablo çalışmaları, bunun kaydını birlikte yapalım. Görebildiklerimi yine anlatmaya çalışacağım. Güzel yarışlar var. Gene keyiflik, takılmalık diyeyim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Maiden dışı ile başlanıyor. Altın olursa Afgan'da sadece handikap var. AGF'leri takip etmemiz gerekiyor. Bu Maiden dışı yarışında herhangi bir tahminim yok. İkinci yarış, açık yarış. İkinci yarış Poliplas ağırlıklı biter. Benim tablomda 7 nolu Safkan 84 kalite puanıyla grubun kaliteli atlarından kazanma ihtimali en yüksek Safkanlardan biri. Bir kazanç puanıyla, 139 kazanç puanıyla da bu ata rakip çıkmaya çalışır. 2 yaşlı olmaları sebebiyle de diğer atların da şansı olabileceğini söylerim. Yeni koşuyor bu atlar. Taylar henüz 2, 3, 4, 6, 5 görebildiğim diğer safkanlar, çok at yazmak isteyen arkadaşlara önerimdir. Favorim 7, plasem 1. Grubun en kaliteli safkanı 5 nolu safkan. Bu atı da tek kullanmıyorsanız mutlaka kuponunuza ekleyin. Sağ solu belli olmaz, böyle atların, kaliteye çıkan böyle atların kazanma ihtimali, maiden atı olmasına rağmen kazanma ihtimali var. Üçüncü koşu dişi yarış, açık dişi, favori plase dişi yarışları sürprizi de çıkartır. Tablomun verdiği 10 nolu safkan 87 kalite puanıyla favori atımdır. 4 nolu safkan da plasedir. İkilisinde böyle bitmesini beklerim. Ancak dediğim gibi dişi yarışı, yarış dişi olunca da sürpriz çıkarma ihtimalleri var. Gene dikkat edin derim. Tuttuğunuz atlar var, gördüğünüz atlar varsa ekleyebilirsiniz. Normali 14 ya da 4-10 şeklinde bitmesi gerekiyor. Geçiyorum. Dördüncü koşu açık yarış devam ediyor. Yarışlar keyifli, güzel yarışlar. Buranın da grup 2 olması sebebiyle sürpriz çıkartma ihtimali var. 1 nolu safkan 88 kalite puanıyla grubun kaliteli 5 yaşında atlarından favorimdir. 2 nolu safkan son yarışları başarılı, kalite puanını düşürmedi. 2 bu ata rakip çıkar. 82 kalite puanıyla 7 kazanç bölgesinin atlarından. Plase sürpriz durumunda bende 7, 4, 8. Bu atlarda kalite puanı yüksek kaldılar. Bunların da şanslı olabileceğini söyleyebilirim. Ancak 1 nolu safkan yarışını kazanmasını beklediğim safkan durumunda arkadaşlar. Geçiyorum rayıda. 5. koşu grup 1. 1 mil olarak yazarlar. Mil atların olduğu yarışlar. 2 yaşlı olmalarına rağmen 2 yarışını kazanıp çok güzel handikap puanı alan 2 nolu safkan yarışın net favorisidir arkadaşlar. Kazanması normal sonuç olur 2 nolu safkan. Eğer bu safkan yarıştan çıkar ya da başka şeyler olursa da çok atın şansı oluyor. Sırasıyla da kazanç bölgesinde kalitede kalan 6 nolu safkan 80 kalite puanıyla. Yine grubun üstünde kalite puanları olan 11 ve 4 nolu safkanlar da yarışta şanslı hale gelirler. Çok sürpriz 7 nolu safkan diyeceğim. Bu atların gerisinde kalıyor. Görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Altıncı koşu 3 yaşlı İngiliz ve uzun mesafe. Yukarıdaki atlar muhtemelen kazançlarından dolayı kilo aldılar ki yarışta olmakta zorlanırlar. Bu gruba gelirler. Bundan dolayı da aşağıdaki atlar dediğim kısmen kilo veren safkanlar şanslı hale gelirler. Bunların içerisinde kalite puanı 71 veren 10 nolu safkan son yarışlarıyla bence grupta baya bir şanslı hale gelmiş, değerlendirin derim 10 nolu safkanı. Uygun filosuyla, şartıyla, yarışın da şartına uyan bir safkan. Mutlaka değerlendirin. 7 ve 8 nolu safkanlar. Bu ikisi de yarışlarını kazanıyorlar. 70 kalite puanı ve 67 kalite puanı veriyor. Birisi Godolphin. 7 ve 8 onun plase durumundaki rakipleri bende gözükenler arkadaşlar. 57,5 kiloları ile. Güzel bir handikap yarış. Bu 3 atın dışına 16, 13, 12 nolu atlarla çıkılır. Bunlar da uygun kiloda start alıyorlar. Handikap yarış sebebiyle kalite puanına bakmaksızın kiloya baktığımızda da bu atlar şanslı hale gelirler. 10 ve 7'den sonra arkadaşlar. Bunların dışına
mantıken çıkmaması gerekir ama sonuçta bir handikap yarıştır. Her sonuca açıktır. Bunlar benim görebildiklerim. Geçiyorum burayı da. 7. koşu açık dişi bir yarış. Mesafe 2000. Kalite handikap puanı son yarışını kazanan 5 yaşı avantajıyla bir nolu Safkan 85 kalite puanını verdi. Son yarışını kazanmasıyla da ben de ön planda çıkar. Forumdir yarışında kazanmasını beklediğim Safkan'ı haline gelir. Rakip aradım bu ata. Hani baktığınız zaman çok at çıktı. Hani ikiliye falan bir at önerebilir miyim diye baktım ama net olarak da bir şey çıkmayınca da bu atı tek bırakma kararı aldım. Yanında at önermedim şahsen. Bu kadar. Bir market. Tekrar kirlenin var. Ona da çalışma vereceğim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.